O zaman insanın buradaki bu teknolojiyi kullanan insanın, bu teknoloji içindeki insanın konumu ne olacak? İnsanı nasıl değiştirecek? Bize ne gibi etkileri olacak? Biz birazcık bunu konuşmak istedik. Benim adım Sami Özkan Dübek. Öncelikle kendimi tanıtmadan önce ben katılımcıları tanımak istiyorum. Kadınlara öncelik vererek Dilek Hanım'dan başlamak istiyorum. Bugün Hüseyin Bey, Osman Bey'e her zaman önceliğimiz Dilek Hanım'dan yönlü olacak. Orada pozitif ayrımcılık kullanacağız. Dilek Hocam, siz de başlayabilir miyiz? Öncelikle sizi tanıyalım lütfen. Tabii, çok teşekkür ederim. Sağ olun Sami Bey. Öncelikle insansız olmaz inancıyla dijital çağda insan olmak panelini düzenlediğiniz için ve beni bu önemli konuya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim size. Deutsche Messe'nin Türkiye ofisi de aslında bu kapsamlı ilk dijital etkinlikle ilgili olarak gerçekten çok başarıya imza atmış oldu. Deutsche Messe'yi Türkiye ofisine tebrik ediyorum bu vesileyle. Evet, ben Türk Almanya Üniversitesi'nde akademisyen ve dijital dönüşüm yetkilisi olarak görev almaktayım. Türk ve Alman yüksek öğrenimin en önemli başarı ve kazanımlarını araştırma ve öğretime yansıtmak ve iki ülke arasında bilimsel, kültürel ve iktisadi işbirliklerine imza atmak Türk Almanya Üniversitesi'nin kuruluş amacı. Almanya'nın kısaca özetleyecek olursam, Türk Almanya Üniversitesi Almanya'daki en iyi 36 üniversiteyle partnerlik yapmış durumda. %100 Almanca dilinde eğitim veriyoruz öğrencilerimize. Sanayiyle olan yakın işbirliğimiz ve stajyerlere, mezunlara sunduğumuz staj ve kariyer imkanları da çok önemli tabii onlar için. Ama en önemlisi Türk Almanya Üniversitesi bir devlet üniversitesi. Ben Türk Almanya Üniversitesi'nde dijital dönüşüm yetkilisi olarak özellikle üniversite sanayi öğrenci işbirliğini dijital dönüşüm alanda geliştirme yönelik projelere öncelikli olarak hedef olarak önüme koydum. Biz üniversite olarak farklı paydaşlardan oluşan bir dijital ekosistem oluşturmak istiyoruz. Ve özetle isterseniz burada noktalayayım ben zamanı fazla almamak adına. Çok teşekkür ediyorum. Ben de kırmadan bu davetimi kabul ederek burada olduğun için ayrıca teşekkür ederim. Hüseyin Bey, siz de devam edelim lütfen. Sizi tanıyorum. Evet, merhabalar herkese. Teşekkürler Sami Bey. Öncelikle ben de böyle keyifli bir dostlarla, sevdiğimiz bu dostlarla, değerli dostlarımızla böyle bir panelde olmaktan ayrıca bir keyif duyuyorum. Ben de Aydar Paşa Lisesi mezunu, elektronik mühendisliğini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde master, daha sonra da biyomedikal mühendisliğinde doktora yaptım. Otomasyon alanında hizmet veren 26 yıllık alıcı grup firmamız var. Bir de Enosat olarak da şöyle söyleyeyim, 2 dönem başkanlık yaptım. Şimdi de başkan yardımcısıyım. Sizlerle beraber görev alıyoruz. Benim de birazcık izleyenlere size bahsettim ama gerçi Osman Bey dedi harika geliyor ses. Sağ olsun, her zaman pozitif baktığı için siz de öyle söylediniz hepiniz. Biraz sesimde sorun olursa şimdiden affola. Ben de bu turdaki hakkımı böylece tamamlamış olduğunu düşünüyorum. Siz de teşekkür ediyorum katılım için Hüseyin Bey. Osman Bey, sizi tanıyalım lütfen. Evet, Sami Bey, ben de çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Çok değerli bir konu. İnsan, bazen hep teknolojiyi çok konuşuyoruz ama insanı konuşmayı hep arka plana itiyoruz. Hannover Messe'ye de, Deutsche Messe'ye de bu konuda çok teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyon oldu. Çok kısa bir sürede bence iyi bir organizasyon yapıldığını düşünüyorum. İş hayatına ben 1996 yılında Festo'da başladım. Farklı görevlerle çalıştıktan sonra yaklaşık son 6 yıldır Türkiye Genel Müdürlüğü. Şu anda da hem Türkiye, Kafkasya ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika Müdürlüğü olarak devam ettiriyorum.
Şu anda bir de Akter başkan yardımcılığı görevimiz var. Dolayısıyla Enosat, Akter hep beraber hem teknolojiyi hem bilgimizi aktararak hem Almanya ile bir köprü oluşturarak birazcık daha sosyal faaliyetlerle de elimizden geldiği çabayla desteklemeye çalışıyoruz. Ben de kendimi bu kadar kısa sürede tanıtayım. Daha sonra daha fazla zamanda insanı konuşalım. Endüstri 4'ü konuşalım o zaman. Dijitalleşmeyi konuşalım. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben de kısaca 1997 İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum ve işte ben de pneumatik satış mühendisi olarak başladım. Aynı dönemlerde Osman Bey'le rekabet oluşturuyorduk aynı müşterilerle tahmin ediyorum. Ve sonrasında daha işte işin sensör, görüntü işleme, ölçüm bu kısımları ile ilgilenmeye başladım ve son dönemde daha çok dijitalleşmeyle. Tabii buradaki bu panelimizi de Doşa Mesle'ye teşekkür ediyoruz. Enosat adına özel bir panel olarak planladı. Bu görevi de bana verdi Doşa Mesle. Enosat'ta da yönetim kurulunda üyeliğimiz var. Hüseyin Bey başkan yardımcımız, Hasan Bey başkanımız. Bir dönem önce Hüseyin Bey başkanlığımızı yürütüyordu. Enosat olarak biz de mümkün olduğunca hem sektöre hem endüstriye çeşitli kazanımlar sağlamaya çalışıyoruz. Umarım bu panelde de bu anlatacaklarımızla, bilgi paylaşımımızla siz dinleyicilerimiz de bundan yararlanır. Keyifli bir paylaşım olur. Ben şöyle başlamadan önce, hani sözleri sizlere aktarmadan önce bazı çarpıcı noktalara değinmek istiyorum. Şimdi robot kelimesi 1920 yılında Çek romancı Karel Čapek tarafından kullanılmış ve kökeni robota. Ne anlama geldiğini şöyle söyleyelim. Mecburi hizmet, angarya, köle emeği. Yani robotanın karşılığı emekçi, köle emekçisi. Ve bir fabrikaların birçoğuna gittiğimiz zaman da şunu görüyoruz. İnsanlar makinalara hizmet ediyorlar. Ne demek istiyorum şimdi? Makinalar kural bazlı çalışan sistemler, mekanik yapılar. İnsanlar onların malzemesini besliyor. İşte onunla içine giriyor, bazen preslere giriyor biliyorsunuz, malzeme koyuyor, çıkartıyor. Şimdi insan da canlıların en gelişmişi, düşüneni makinalardan farklı olarak. Peki bu bu durum insanın potansiyelini kilitleyen bir durum oluşturmuyor mu? Ve ben de bunu düşündürüyor. Yani insan makine karşısında aslında tüm potansiyelini kullanamıyor. Dijitalleşme buna bir imkan sunacak. Bugün aslında bunları konuşmak istiyorum. Dijitalleşmeye de baktığım zaman kelimenin kullanımı aslında 1950'lerden sonra artmaya başlıyor. Yani Google sağ olsun bunu kitaplardan tarıyor ve 1950'lerden sonra kullanımının daha çok arttığını söylüyor. Ama biz 1950'den işte 2020 bugünlerde dijital dönüşüm, dijital çağ bunu konuşmaya başlıyoruz. Lek Hocam sizin de bir kitabınız var. Digital Offroad isimli. Önce ben bu kitabınızdan biraz bahsedeyim. Sonra bu kitabın ön sözünde artık bir dijital çağa girdiğimizi anlatıyorsunuz. Nedir bu dijital çağın özellikleri ve insan etkisi nedir? Size bunu sorarak başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim Sami Bey. Aslında dijital çağ zorluklarla mücadele etmemizi bize öğretirken sınırları ve engelleri de aşma konusunda beklentileri önümüze koyuyor. Ve bunun için de arazi aracına binerek dijital off-road yani yolun dışına çıkarak arabayı kullanmamızı bizden bekliyor. Bahsettiğimiz kitap tercümesini, Almanca'dan tercümesini yaptığım ve editörlüğünü üstlendiğim Dijital Offroad, Dijital Dönüşüm için Başarı Stratejileri kitabı. Google'ün ve PwC yöneticilerin kaleme aldıkları bu kitap aslında şöyle söyleyeyim, Türkçeleştirilmesi ve okuyucularla buluşmasına imkan verilmesi Enosat'ın değerli yönetim kurulu üyeleri sayesinde dijital dönüşümü başarıyla uygulayan Enosat üye şirketlerin sayesinde ve aynı anda Deutsche Messe'nin iştiraki Hannover Fair Türkiye'nin sayesinde gerçekleşmiş oldu. Şu an bu kitabımız hatta bugün itibariyle baskıya girdi ve Temmuz'un ilk haftasında inşallah okuyucularla
buluşmuş olacak. Kitabımızda aslında biz dijital çağ, dijital dönüşüm yolculuğuna çıkalım, off-road yolculuğuna çıkalım, birlikte gidelim diyoruz. 12 tane tezden oluşuyor bu kitap. İnanılmaz güzel örnekler içeriyor Alman ve Amerikan şirketlerinin dışında. Bu kitapta böylece en az saat üye şirketlerini de dahil ederek çok güzel bir dijital off-road kitabı sunmuş oluyoruz. Umarım okuyucuların da hoşuna gider. Farklı kesimlere hitap eden, öğrencilere, mezunlara, sanayicilere ve toplumun diğer kesimlerine hitap eden bir kitap oldu bu. Umarım beğenilir. Tabii burada kitabın evet ön sözünde yazarlar, Habbush, Takama ve Henschel şunu söylüyorlar ve tamamen ben de katılıyorum. İnsanlar ve şirketler aslında buhar makinesinin icadından sonra en büyük değişimi yaşıyor. En büyük değişimlerden birini yaşıyor. Ve insanları yerleşik hale getiren neolitik devrimden sonra onu takip eden sanayi devrimi oldu. Ve şimdi hepimiz de içinde dolu dolu bulunduğumuz dijital devrimi yaşıyoruz. Bu tabii dijital devrimle birlikte insan bağlantısını kurduğumuz zaman, ki bu devrim uzun süre tabii zaman alacak ve devam edecek dolu dolu, hızı daha çok artarak, insan boyutu da tabii ona göre ya da insandan beklentiler de farklılaşıyor. Sadece birkaç belki anahtar kelime olarak söyleyecek olursam, work 4.0 yani iş 4.0, remote work çalışması, co-working ya da akıllı kobotlarla birlikte işbirliği yapma, ya da insan sağlığını iş ortamında, üretim bandında ergonomik açıdan koruyan eksoskeletler. Bunlar hepsi tabii akıllı ürünler ve akıllı hizmetlerle birlikte insan olarak bizim yaşam ve çalışma biçimimizi, alışkanlıklarımızı değiştiriyor. O yüzden yepyeni bir şeyle aslında karşı karşıyayız. Dijital devrime tanımlamak çok hem keyifli hem çok kapsamlı. Ama en önemlisi dijital devrim getirdiklerine bakmadan ya da detaylandırmadan önce şunu söylemek gerekiyor. Yaşadığımız dünya bir VUCA dünyası. Yani belirsizliğin, değişkenliğin, kararsızlığın, karmaşıklığın olduğu bir VUCA dünyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla bir sonraki 3 aylık, bir sonraki ayı planlamak çok zorlaştı şirketler için. Dolayısıyla insanlar için de aynı şekilde. Rakiplerin ne yapacağını bilmiyoruz. Anlamamız zor rakiplerin hareketlerini ve davranışlarını. Kolay çözümler bulunmuyor ve hiçbir şeyi artık doğrusal olarak da planlanamıyor. Dolayısıyla bu yeni koşullarda insan dediğimiz zaman tabii liderlerin ve çalışanların hepsini bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Onlardan beklentiler tabii VUCA dünyasında çok fazla. Dolayısıyla VUCA'nın getirdiği, tetiklediği bir dijital devrim var. Dijital devrimle birlikte değişen birçok alan var. Hepsinin içinde de sonuç itibariyle tabii insan yer alıyor. Aslında bu dijital devrimle birlikte tabii şirketlerin de bu kitapta da onu çok güzel bir şekilde vurguluyor yazarlar. Şirketlerin dolayısıyla aynı anda böylece insanların da stratejik ayar yapması gerekiyor. Bu VUCA dünyasında aslında hepimizin bence çok sevdiği bir cümle var. Heraklitos'un söylediği değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu aslında halen 2,5 bin yıl önce söylenmesine rağmen halen geçerli. Hatta belki bu dönemde çok daha farklı bir önem kazandı. O yüzden VUCA dünyasıyla birlikte insanla ilgili olarak çok şey değişiyor. Ama ben özellikle hemen burada şunu vurgulamak istiyorum. İnsanla bağlantı kurmak adına. Dijital devrim aslında insanı dışlamıyor. İnsanı bence daha güçlü hale getiriyor. Çünkü insan kavramı, insanın kendisi bu dijital devrimi tetikleyen tek gerçek unsur. Dijitalleşmeyle aslında tüm sektörler tabii rekor hızla değişiyor. Yani ürünün ya da ürün geliştirme hızı, inovasyon hızı, modern hata kültürünün hızı değişiyor. Dolayısıyla yani bununla bağlantı konuşulacak tabii çok şey var. Prototipleme olsun, design thinking olsun. Bunlar da insanlara inovasyonu geliştirecek şekilde olması gerekiyor. Ama özetleyecek olursak aslında dijital devrim birçok şeyi bekliyor insanlardan. Yani hızlı ol ve hızlı başarısız ol. Bu prototipleme sayesinde örnek olarak. Ya da ikincisi dijital bilgi güçtür. Bilgi güçtür, evet. Ama artık günümüzde dijital bilgi bir güç olmaya başladı. Dolayısıyla orada birimiz hepimiz için
kavramı daha farklı bir önem kazandı. Yani C-level seviyesinde olan tüm yöneticiler dijital lideri tanımlanmış olan, belirlenmiş olan dijital lideri desteklemek zorundalar. Ya da yatay ve dikey birlik, dijital IQ, dijital zeka. Bu ortamda sadece yönetim ekibi olarak değil, çalışanların da dijital bilgilerin tabii olması gerekiyor. Yani hep baktığımız zaman içinde insan var, bunun getirdiği değişikliklerle, değişimlerle birlikte. Belki bu arada eklemek gereken bir şey daha var bence. O da yine insanla bağlantılı olarak iki yönlü liderlik vasıflarına ihtiyacımız var bu dijital devrim döneminde. Yani biz artık sağ elimizi, o sol elimizi çok ikisini birlikte çok iyi kullanmak zorundayız. Sağ el inovasyonu teşvik eden, hata kültürünü yerleştiren kurumlarda insanların yaratışını teşvik eden, o motivasyonu sağlayan, sol el ise evet, geleneksel anlayışımız, proje odaklı, sonuç odaklı, zaman planlaması odaklı. Yani konuşulacak gerçekten çok şey var. İnsanı değiştiren, tetikleyen ve karşılıkları insanda tetiklediği birçok unsur var dijital devrim içinde. Evet, siz özellikle C-level'daki yöneticilerin bu sürece adapte olması gerektiğini vurguladınız. Evet. Şimdi şöyle bir deyim kullanılıyor işte. Dijital çağda doğanlar yerlileri, bizler ise mültecisiyiz dijital teknolojilerin. Hakikaten bunun etkisini görmek mümkün. Yani dijital çağda doğup bu sistemleri kullanarak gelen yeni nesil çok hızlı adapte olabiliyor. Ben şahsen kendimden örnek vereyim. Endüstride kullanılan dijital teknoloji öğrenmek için çaba sarf ettim. Onlar ise çok hızlı bir şekilde kavrayabiliyorlar. Yöneticilere bu yüzden hakikaten önemli bir görev düşüyor ve biz bunları önce bir teknolojiye kavrayıp sonra bunların sağladığı faydayı iş sistemlerimize oturtabilmemiz gerekiyor. Peki ben Hüseyin Bey size dönerek şöyle şunu sormak istiyorum. Dijitalleşmeyi ben kelime anlamına baktığım zaman şunu söylüyor. Yeni gelirler ve değer üretme fırsatları sağlamak için dijital teknolojilerin kullanılarak iş modellerinin değişmesidir. Yani dijital işletmeye geçme sürecidir. Şimdi dijital işletmeye geçerken bu dönüşüm iş yaşamında olan insanlarda ne gibi değişimler getiriyor? Bunu bütün iş yaşamındaki insanlar için neler var? Bir de özelinde biz endüstriyi biliyoruz, sanayiyi biliyoruz orada etkin olduğumuz için. Endüstride ne gibi değişimleri bekliyor? Anladım. Teşekkürler, çok güzel soru. Şimdi aslında hani bu dijitalleşme ne gibi değişiklikler getiriyor derken zaten aslında şöyle bir durum var. İnsan, belki dijitalleşme biz şöyle değerlendiririz, teknolojinin bugünlerdeki popüler hali diyebiliriz. Çünkü aslında 1000 yıl önce de bir değişimler vardı ve biz bunları görebiliyoruz insanlığın sürecinde. İşte ilk mızrağın buluşu, baltanın vesaire, tekerleğin hepsi de bu kadar önemli bir dijitalleşme gibi önemli bir şeyin etkisini insanlığa yaratmış. Dolayısıyla burada hani baktığımız şey aslında tarihte de görebiliriz. Değiştiriyor insanın yaşam şekillerini. Doğal olarak da dijitalleşme de değiştirecek ki bunu en güzel biz COVID-19 salgınında gördük ya da şimdi de görüyoruz, hala da devam ediyor etkileri. Bir anda farklı bir şekilde çalışmayı planlamak zorunda kaldık. İlk bir iki hafta belki bir nasıl oluyor, dur evde oturalım bakalım, ama sonra baktık ki bu değişim yok, hep böyle olacak gibi görünüyor bir süre. Hemen firmalar kendine göre önlemler almaya başladılar. Şimdi burada en önemli konu dijital dönüşüm ya da teknolojik, ben genel anlamda teknolojinin insanlığın yararına olduğunu unutmamamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Neyi söylemek istedim burada? Şimdi insanların yerini değil de insanların işlerinin, yaptığı işlerin yerini alacak dijital dönüşüm, robotlar ya da teknolojiler. Bunu anlatmak gerekiyor. Çünkü bazen bir bakıyorsunuz, birisi geliyor, itiraz ediyor. Diyor ki ya, diyor işte ben ne yapacağım, benim işimi alırsa falan. Hayır, benim yerimi alırsa insanlar, pardon yanlış söyledim. Sizin
mevcut yaptığınız işleri alacak ama şimdi teknoloji gelişince şunu unutuyoruz biz. Mevcut işleri teknoloji olarak mümkün hale getirip yapmamız mümkün hale gelince bir yandan da teknolojinin, şu andaki teknolojinin yapamayacağı zihinsel işleri de insanların yapması. Şu anda hala yine insanlar daha üstün durumdalar. Belki bayağı beklentilerimizden daha uzun sürede olacaklar. Yani çünkü bu algı da var hemen mesela. Ben şunu da gördüm yani mesela yaklaşımlar böyle bir toplantılarda, fütürist yaklaşımlar. İşte bir tane robot var, bir saat böyle anlatıyorsunuz ne iş yapıyor, ondan sonra insanın yaptığı işi yapıyor. Ben hala öyle bir robot görmedim. Siz de robotla ilgilenen bir firmanız var. Nitekim Osman Bey de öyle, Dilek Hocam da herhalde katılır. Ben bir saatte görmedim yani bir robot bir şeyin yerine alsaydı şimdi kaç bunu söylediklerinde bir yıl önce, bir buçuk yıl önce söylemişlerdi. Şimdi binlerce robotu üretmiş o firma ve yerini almıştı. Onun için hani öyle basit bir şey değil. Dolayısıyla paniklememeleri lazım ve yeni yaşam şekillerine hazır olmaları lazım. Bunun da bu tabi kolay bir şey değil. Çünkü değişim gerektiriyor. Biraz önce siz de söylediniz. Ben dediniz ya da benim için de geçerli. Dilek Hanım için çok geçerli geliyor. Daha yeni diyelim. Genç. Onun için hani çabuk adapte olmaktan bahsediyorum. Çocuklar zaten onunla büyüyorlar. Yeni bir ürünle büyüyor. Mesela şimdi diyelim ki tabletle büyüyor. Çok zorluk çekmiyor. Ama daha sonra bu teknolojiye sahip olmak gereken insanlar var. Bugün bazıları da belki hiç olamayacak. 70-80 yaşın üzerinde bazıları da hiç adapte olamayacak. Yine olur bence ama gibi görünüyor. O yüzden bir geçiş var. Herkes için farklı bir değişim bu. Bazıları için gerçek. Sizin de bahsettiğiniz gibi gençler veya yeni yetişenler, çocuklar için. Bizim için de bir değişim. Şimdi değişimi geçen gün ben de program yaptım. Şeref Hoca'yla çok güzel tanımlıyor. Diyor ki daha güzel bir gelecek için dünü geride bırakmak. Değişim böyle tanımladı. Ben inanılmaz mutlu oldum. Çünkü bazen diyoruz değişim falan filan çok somut kalıyor. Harika bir gelecek için dünü geride bırakmak. Bakın demek ki güzel bir şey için değişmemiz lazım. Ben de zaten şöyle düşünen biriyim. Değişim olumlu değilse değişim değildir. O kötüleşimdir zaten. Bunu niye söylüyorum? Değişime hazır olmamız gerektiği için. İnsanlık olarak. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Biz evet yeni yaşam şeklini kabulleneceğiz, değişeceğiz. Biraz zor şeyler için değil bu, tekrar ediyorum, çocuklar için değil, gençler için değil. Belli bir düzeye gelmiş yapıdakiler için. Ama bu zoru başarmak zorundayız şimdi biz de. Bizim de görevimiz o. Genelde de liderler nerede oluyorlar? Yönetimde oluyorlar. Yönetimde olanlar da yani ne kadar derseniz genç liderler deseniz bile 35-40'ların üzerindedir. Bugün hangi firmaya bakarsanız top level'daki yöneticiler böyledir. Bu da çok doğal bir şey yani. Şimdi demek ki 40 yaşın üzerinde ortalamada 45-50 gibi düşünürsek bu üst düzey yöneticilerin, onların değişmesi çok önemli çünkü onlar değişmezse lideri takip eden firmalar zor durumda kalırlar. O yüzden burada çok kritik bir dönemdeyiz. Bunu yapanlar başarılı olacaklar, yapamayanlar da maalesef geri kalacaklar. Bunun dramatik örneklerini biz geçmişte yaşadık işte, hep bahsederiz hepimiz. Nokia ile Apple'ı falan. Birinin CEO'su ben nerede hata yaptım derken, yaptıktan sonra bile hatasını hala görmemiş bir yönetici ya da lider, birisi de zaten işi başarmış bir lider var. Dolayısıyla bu kadar fark olacak bakın firmalar arasında ya da kişiye indirgeyelim kişiler arasında. Onun için bizim bu hep söylüyorum bazı şeylerde, dijitalleşme bir seçenek değil, zorunluluk. Bu zorunluluk da gençlere özgü değil. Herkesin değişmesi lazım çünkü yeni dünya düzeni bunun üzerine kuruluyor. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar bu turda. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Şimdi ben aynı soruyu Osman Bey'e de yöneteceğim ama öncesinde şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Covid döneminde tabii
iktisadi faaliyetlerin de yönelimi çok farklılaştı. İşte Çin dünyanın fabrikası olarak görülüyordu. Neden? Ucuz işçilikten dolayı. Şimdi öyle bir döneme girdik ki artık daha yerel üretimler, daha küçük üretimler, belki yani şu an çok büyük olan üreticiler, firmalar fabless hale gelecekler. Onlar için olan üreticiler, yerel üreticiler olacak ve buradaki rekabet de artık ucuz işçilikle oluşmayacak. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Hani biz temellerimizi üretimde kullanılan ucuz işçilik, beden işçiliği üzerine kurarsak gelecek açısından rekabetçi olamayacağız. Peki Osman Bey, ben aynı soruyu size yönetmek istiyorum. İş yaşamındaki insanlar da işte C-Level'dan fabrikada çalışan mavi yakaya kadar ne gibi değişimler bekliyor insanı? Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Tabii ki Sami Bey. Öncelikli olarak siz çok güzel yeni iş modellerinden bahsettiniz. Siber fiziksel sistemlerden bahsettiniz. Biz kısaca aslında insana geçmeden önce Festo olarak şöyle bir şansımız var. Niye? Biz teknolojileri öncelikle insan merkezinde ama teknolojiler bizim için hep bir araç olarak görüyoruz. Yani iş hedeflerimiz değişmedi. Vizyonumuz motion teknolojisi olarak farklılık gösterdi. Bunlar neydi? İşte ağaç makineleri olarak başlamış şirket. Daha sonra pneumatik teknolojisi, şimdi hareket teknolojisi. Ama vizyon değişmiyor. Vizyon değişmezken biz burada teknolojiyi hep bir araç. Ama insan işin içinde merkez. Peki biz bu teknoloji araçlarını nasıl kullanıyoruz? Biraz önce dediğiniz gibi yeni iş modelleri, kullandığın kadar öde prensipleri yeni platformlarla beraber veya bu yeni teknolojileri yeni ürün geliştirmeler, ki bizim ürettiğimiz ürünler daha çok ne diyelim fiziksel ürünler. Onları gömülü yazılımlarla, sensörlerle, networklerle entegre hale getirip müşteriye daha çok değer yaratacak yeni pazarlar arayışıyla hareket ediyoruz. Veya bu teknolojileri, dijitalleşmeyi kendi süreçlerimizde kaliteyi arttırmak, verimliliği arttırmak, süreçleri hızlandırmak amacıyla da kullanıyoruz. Bu ister imalattaki robot olabilir, kolaboratif robot olabilir veya arttırılmış gerçeklik uygulamaları olabilir veya sosyal medyadan başlayarak tüm tasarım süreçlerinden ürün seçimine kadar sipariş süreci olabilir. Ama bizi farklılaştıran konu ne burada? Özellikle eğitim alanındaki yapmış olduğumuz çalışmalar, özellikle Endüstri 4 ile ilgili oluşturduğumuz sistemler veya personel gelişimine yenilik olarak yaptığımız çalışmalar. Bu arada benim müdürüm aradı biraz önce. Bu da teknolojik bazı karışıklıklara neden olabiliyor. Ama sonuç itibariyle baktığımız zaman Almanya'da Endüstri 4 platformunun da baktığı, teknolojiden önce insana ve organizasyona odaklanmayı salık veriyor. Çünkü teknoloji değişebiliyor, teknoloji gelişebiliyor ve teknolojiyi geliştirecek olan da, kullanacak olan da temelde insanlar ve organizasyonlar. Dolayısıyla bu temel gerçek içerisinde hareket etmemiz lazım. Tabii biz işletmeler nasıl bakıyoruz olaya? İşletmeler değer mantığıyla bakıyor. Yani nerede değer üretebilirim, nasıl değer üretebilirim? Ve dünyada artık değerin nerede üretildiğine bakıldığı zaman değer know-how'da, değer yenilikçilikte, değer yaratıcılıkta, değer analiz yapıp ona uygun çözüm üretebilmekte. Burada Dr. Bloom'un çok güzel bir hiyerarşisi var. İşte hatırla, efendime söyleyeyim, uygula, ondan sonra analiz yap, değerlendir ve yaratıcı ve yenilikçi ol diye. Bu hiyerarşiye baktığınız zaman da siz değeri yaratmak için artık finansal araçlardan, fiziksel araçlardan daha çok yetişmiş insanlara, yetenekli insanlara ihtiyaç duyacaksınız. Ve işletmeler de bunu artık birebir yaşıyorlar günümüzün örneklerinde de. Burada tabii ki siyah tarafından bazı fotoğraflar yok değil. Siyah tarafından baktığınız zaman Bain & Company'nin 2018 araştırmasına göre kolaboratif robotların 2025'lerdeki adam başı maliyetleri $4'lara inecek. Yani şimdi Türkiye'de $5-6 saatlik ücret olduğunu düşündüğünüz zaman burada bazı riskler var. Bu riskleri yok demek de bence işi çok fazla pembe bir dünyada değerlendirmek olarak görür. Bunun sonucunda da tabii ki milyonlarca insanın ileri otomasyon teknolojileriyle birlikte işsiz kalabilmesi
mümkün. Ama buradaki beklenti ne? İnsanın kendi yetkinlikleri, ki bunu bilgi, beceri ve davranış üç boyutuyla değerlendirebiliriz, önem taşıyor. Biz peki neler yaşıyoruz işletmelerde, neleri görüyoruz? Bir kere öncelikli olarak otonominin arttığını görüyoruz. Tıpkı bir otomasyon yapısı gibi. Yani Endüstri 4'ün otomasyon yapısına baktığınız zaman akıllı ürünler var, o ürünler networklerde birbiriyle haberleşebiliyorlar. Daha yatay bir organizasyon var, tamamıyla network şeklinde bir organizasyon var. Artık bireyler de aynı. Bireyler daha akıllı, daha becerisi yüksek, değer yaratabileceği işlerle hareket etmek istiyor. Ve bunu insanları da standart emir komuta zinciriyle yönetebilmeniz artık mümkün değil. Bu insanlar özgür hareket etmek istiyor. Tabii ki kendi tanımları, şirketin değerleri, süreçlerine bağlı olarak, ama kendi kararlarını kendileri vermek istiyor. Biz bunları aslında güzelce yaşıyoruz. Covid sürecinde de yaşadık. Covid sürecinde ekipler çok güzel bir araya geldi. Çok güzel oluşumlar yaptı. Sadece bizim şirketimizde değil, Türkiye'de de ventilatör üretimine baktığınız zaman, efendime söyleyeyim, çözümler üretilmeye baktığınız zaman, bunların hepsi bir otonom, bireysel ve organize işlemlerdi temel olarak baktığınız zaman. Dolayısıyla ama dijitalleşme buna bir araç oldu bizde. Dolayısıyla MS Teams'lerin kullanılması, WhatsApp'tan mesajlar, diğer dijital araçlarla kullanmak, bu etkileşimi, otonomiyi ve insanların birbiri arasındaki networklü yaklaşımı sağlayabilecek çok güzel bir ivmelendirme sağladı. Tabii ki bu otonomi içinde insanların bazı gerektirdiği yetkinlikler gerekiyor. Nedir işte baktığınız zaman, efendime söyleyeyim, kompleks durumlara karşı analiz yapabilme, efendim sorgulayabilme, ama ağırlıklı bunun olumlu sorgulayabilme, pozitif sorgulayabilme, sadece kritik olarak değil, gerçekten o olayı sorguladıktan sonra olumlu bir şekilde çözüme kavuşturabilme becerinin öne çıktığını görüyoruz. Onun haricinde neyle karşılaşıyoruz? Öğrenme araçları acayip derecede kolaylaşıyor. Artık bilgiye pek çok yerden ulaşabiliyorsunuz. Bu sadece sosyal hayatla ilgili değil, fabrikalarda da aynı şekilde bu bilgiye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Ama öteki taraftan eski bilgileriniz eskiyor. Yeni bilgileri önünüze öğrenmeniz gerekiyor. Eskiyi böyle biraz atmanız gerekiyor. Beyinde de birazcık hepsini kullanamıyoruz zaten. Sadece küçük bir miktarını kullanıyoruz ya beynimizin de. Biraz yer açmak gerekiyor. Yani yenisini de öğrenmek gerekiyor. Dolayısıyla burada iş yöneticilerine ve organizasyonlara, insanlara ortam yaratacak fırsatlar sunmamız sorumlulukları olduğunu söyleyebilirim. Burada da en güzel örnek belki kendimizden olacak biraz, ama Almanya'daki Festo'nun Şahnavzan fabrikası çok güzel bir örnek. Bu işletmede fabrikanın küçük bir simülasyonu var. O simülasyon içerisinde çalışanlar ister stajda, ister işe başladıkları oryantasyon süreçlerinde veya daha sonraki süreçlerde kendi işleriyle ilgili bilgileri aldıkları kadar bütünü görmek için farklı yaklaşımları da görebiliyorlar. Veya fabrika seviyesinde yalın uygulamaların yapıldığı alanlarda küçük dijital kısa süreli eğitim organizasyonları yapılarak yüzden fazla eğitim çeşidiyle çalışanın tam zamanında ve gerekli bilgiye ulaşması sağlanılabiliyor. Veya başka bir örnekte makinalarla birlikte, makinalarda kullanılan arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla birlikte makinaların hata ve bakım aramasına yönlendirilecek yazılımları daha rahat kullanılabiliyor. O makinedeki teknolojik eğitimleri o anda alabiliyorsunuz. Veya yazılımlar size hangi makinayı öncelikli olarak proses bakımından yönlendirmenize size yardımcı olabiliyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz zaman makinalar ciddi oranda sizin öğrenmenizi kolaylaştırabiliyor. Bu öğrenmeyi kolaylaştırmak da insanları hem motive edebiliyor, hem güvencesini sağlayabiliyor. İşletmeler açısından da baktığınız zaman da müthiş bir değer yaratabiliyor. Onun haricinde baktığımız zaman yine teknolojiden gidip hem de insanla özdeştirelim, ürünlerimizi entegre ediyoruz dedik. Şimdi ürünler kompleks hale gelmeye başlayınca aslında hocamız çok güzel söyledi. VUCA oluyor. Yani her şey değişken, efendime söyleyeyim, belirsiz, kompleks, böyle muğlak bir şekilde bir hal almaya başlıyor.
Dolayısıyla buradaki çalışan profilindeki beklentileriniz de farklılaşabiliyor. Burada T dediğimiz bir model var. Aslında T leadership Japonların 50'lerde çıkardığı bir model. Ama T insan profilleri işletmelerin daha çok ihtiyacı oluyor. Bir konuda uzman ama pek çok konuyu az çok fikir sahibi olabilecek, tartışabilecek. Yöneticilere de burada görev düşüyor. Bu T'leri güzel güzel birleştirip doğru organizasyon kurabilme becerisini geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla baktığınız zaman farklı disiplinleri bir arada çalıştıracak, hem de farklı nesilleri de bir araya çalıştırmanız gerektiği zaman da ciddi oranda bir takım çalışması ve karşılıklı anlayışın gerekeceği bir özel beceri sistematiğinin olması gerekiyor baktığımızda. Ve diğer bir konu da bizim açımızdan özellikle FESO'yu da çalışıyor. Niye? Bizim çalışan devir hızımız yaklaşık %3'lerde, 4'lerde. Bu teknolojik hızın değişimi, teknolojik hızımın değişime bağlı, üstel olarak gelişimine bağlı olarak sürekli olarak personeli eğitebilmek, sürekli olarak onları güncel tutabilmek veya biraz önce dediğimiz o değişimi hem planlayıp hem de yönetebilmek adına çok büyük zorluklar düşebiliyor. Ama tabii ki bunu nasıl çözmeye çalışıyoruz? Örneğin şirketlerde sanal akademiler gerçekleştiriyoruz. Bu sanal akademilerde yüzlerce eğitim var. Çince öğrenmeden inanın en gelişmiş yapay zekaya ilişkin eğitimler bulunabiliyor ve personel kendisini geliştirebiliyor. Tabii ki firmaların bakış açısıyla birlikte, bu sürekli eğitimle birlikte şunları da görebiliyoruz. Bizim gibi firmalarda en çok desteklediğimiz konulardan birisi personelimizin işin dışında da eğitimlerine çok önem vermesi. Dolayısıyla şirketimizde de baktığımızda yaklaşık olarak %40 personel bir diplomasını, yani ya master'ını ya doktorasını ya üniversitesini şirkette çalışırken elde ediyor. Bu şirkette çalışırken elde edilen öğrenmenin şirkete karattığı değer gerçekten yadsınamaz. Personel bu ikisini birleştirdiği zaman da bu ömür boyu öğrenme diyeceğimiz ortam çok daha iyi gerçekleşiyor. Ama şunu da unutmayalım, gerçekten nüfus da yaşlandığı için mesleklerin de hızları, bilginin de yarı ömrü azaldığı için bu değişimlerin çok daha hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Dolayısıyla ben toparlayacak olursam temel olarak baktığımız zaman bizim için otonomi, kompleks yapılara karşı farklı disiplinlerle çalışabilmek, T şeklindeki uzmanlaşmış ve genelleşmiş insanlar, sürekli eğitim ajandamızda bulunan temel konu. Bu şekilde özetleyebilirim Sami Bey. Peki, çok teşekkür ediyorum Osman Bey. Bizlere de fikirler, bizim gibi birçok yöneticiye de fikirler verdiniz. Uyguladığınız, firma içerisinde uyguladıklarınızda. FESO her zaman endüstrimize, konuşmamızda da bahsetmiştik girişte. Bu konuda hakikaten örnek teşkil etti. Hem teknik ekiplerin yetiştirilmesi hem de bir duruşuyla, davranışıyla endüstrimize örnek oldu. Teşekkür ediyorum bu bilgileri paylaştığınız için. Şimdi şöyle, biz dijitalleşme teknolojilerine, dijitalleşmenin getirdiği teknolojilere baktığımız zaman işte yapay zeka, makine öğrenmesi, makine görmesi, machine vision değil mi? Kolaboratif çalışma. Bunların hepsi insana özgü bir şey. İnsan kimle işbirlikçi olarak çalışır? Gene insanla işbirlikçi olarak çalışır. Şimdi biz bu tanımlamalarla işte makinalarla ya da sistemlerle, büyük IT sistemleriyle birlikte çalışmamız ve onlar da bizim gibi davranmaya başlıyor. Bu da bazı yetkinlikler getiriyor, getirmesi gerekiyor insanlarda. Yani bizim insanlarda, çalışan kişilerde sahip olması gereken yetkinlikler neler? Dilek Hanım, bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz? Evet, teşekkür ederim Sami Bey. Belki öncelikle dijital yetkinliklerden önce şunu söylemek lazım. Siz birinci turdan sanıyorum ya da birinci tur öncesi çok güzel bir şey söylediniz. O da milenyum kuşağıyla ilgili olarak. Aslında günümüzde özellikle ya da bu dijital çağda insanın insandan da beklentisi var ve bizleri, benim neslimi de Hüseyin Bey, gençler gerçekten zorluyor. Yani milenyum nesline aslında baktığımız zaman
iki gruba ayırmak mümkün. Yani yeni nesli dediğimiz 1980 ve 95 yıllarını kapsayan, her şeyi sorgulayan, özellikle geleneksel olanı sorgulayan ve ben nesli olarak tanımladığımız ikinci grup olarak da bu ana grup altında 1995 ve 2002 yılları arasında K nesli, yani ondan önce Z nesli olarak bildiğimiz ama bu özellikle Hunger Games filminde Katniss'in ilk harfini kullanarak K nesli olarak tanımlanan bu ikinci grup, yani şüpheci bakan, bir takım şeyleri aşırı derece sorgulayan ve medyayla günümüzde şirketlere giderek ya da dersin medya şirketlere giderek daha fazla şüpheyle bakan bir nesil. O yüzden bence bu nesil gerçekten bizi zorlayan bir nesil olarak, iyi ki onlar bizi zorluyorlar. Onlar bizlere, insanlara, yöneticilere ve doğal olarak da tabii şirketlere, şirketlerin dijital geleceğine ayna tutuyorlar. Ben burada Türk Alman Üniversitesi'ndeki öğrencilerimden de hani onların kulağını da çınlatayım. Gerçekten pırıl pırıl gençler var Türk Alman Üniversitesi'nde, bulunduğum mühendislik fakültesinde ve diğer tüm fakültelerde. Onlar özellikle üniversite verdiğim dijital dönüşüm yönetimi ve dijital dönüşüm stratejileri dersinde ama aynı anda bitirme tezlerinde dijital dönüşüme o kadar çok ilgi gösterdiler ki inanılmaz güzel bir şeydi bu. Sanayiden gelen değerli yöneticilerimizi inanılmaz derecede güzel bir şekilde dinlediler ve yeni projeler ürettiler. Elim gerçekten projelerle dolu. O yüzden öğrenciler, yani o nesil daha doğrusu, bizim için çok önemli. Onların bizden beklentileri var. Bizi dürten bir nesil aynı anda. Dijital yetkinlikler diyecek dediğimiz zaman aslında ortak bir tanım da bulunmuyor. Yani OECD'ye baktığımız zaman, Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman, araştırma kurumlarına baktığımız zaman farklı tanımlamalar var. Ama en önemlisi şu, belki bunu bir cümleyle özetleyebiliriz. Dijital yetkinlikler sonuç itibariyle dijital çağın temel yetkinliklerini oluşturuyor. Onlar olmazsa zaten geleceğe yönelik bir planlama ya da bugüne ve yarına yönelik bir uygulamayı gerçekleştirme imkanımızın olması tabii mümkün değil. Ben şunu düşünüyorum, yetkinliklerle bağlantılı olarak dijital çağda aslında insan gerçekten çok daha önemli bir rol üstleniyor. O meşhur üçgene baktığımız zaman, yani teknolojiye, iş süreçlere ve insan üçgenine baktığımız zaman aslında dijital teknolojileri ya da genel anlamda teknolojileri yaratan ve geliştiren insan. İş süreçlerine optimize eden ve katma değer yaratan yine insan. Ve dijital yetkinliklere ve liderlik, dijital liderlik vasıflarına sahip olması gereken yine insan. Yani aslında insan bu üçgende gerçekten çok önemli bir merkezi rol üstlenmiş durumda. Dijital yetkinliklerle, peki bu dijital yetkinlikler nasıl kazandırılacak? Tabii Osman Bey'in bahsettiği gibi Festo eğitimleri, şirket içinde verilen eğitimler, dijital akademiler, şirket içinde bunların hepsi çok çok önemli. Ama aynı anda tabii ki üniversitelere, liselere ve çok öncesine de eğitim kurumlarına da burada önemli görevler düşüyor. Benim bitirme tezim, tez öğrencim, danışmanlığını üstlendiğim tez öğrencim Melisa'nın yaptığı bir araştırma var. Türkiye'de, daha doğrusu 2019 yılında en iyi 1000 üniversite arasında yer alan Türkiye'deki 17 üniversitenin dijital dönüşüme yönelik olarak verilen dersleri araştırdı bitirme tezinde. Ve bu 17 üniversitede baktığımız zaman 12'sinde dijital dönüşüme yönelik eğitimlerin, derslerin olmadığını gördük. Bu üzücü gerçekten. Biz peki ne yapıyoruz Türk-Alman Üniversitesi olarak? Hemen hemen tüm fakültelerimizde dijital dönüşüme yönelik farklı eğitimler, daha doğrusu farklı dersler veriyoruz. Sanayiyle birlikte öğrencilerimiz ve biz projeler yürütüyoruz. Tabii gönlümüzde yatan bunların sayısını arttırmak. O yüzden bunları ancak birlikte, konuşmanın başında da söylediğim gibi, dijital ekosistem oluşturarak bunları birlikte gerçekleştirebiliriz. Sanayinin ihtiyacını daha iyi karşılayabiliriz mühendisleri o şekilde donattığımız zaman. Baktığımız zaman aslında dijital yetkinlikler dediğimiz zaman, bir de insana aldığımız zaman, günümüzde insan unsuru daha çok şu anlamda da önem kazanıyor. Çünkü soft skills dediğimiz skills'ler çok önemli. Yani dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek için tabii çok önemli. Bunlar tabii iletişim becerisi, yani hep vardı diyoruz ama eskiden tabii
organizasyon yapılarıyla bugünkü yalın organizasyon yapıları, çevik organizasyon yapıları insanlardan da tabii farklı şeyler bekliyor. Dolayısıyla yaratıcılık, özgüven, kişisel yetkinlikler, birçok yani bilgi yönetimi, zaman yönetimi bunları bütünleştirdiğimiz zaman birçok yetkinlikler bugün tabii önem kazanıyor. Bunun peki dijital teknolojiler sorunuza da gelecek olursak ya da biraz daha detaylandıracak olursak Sami Bey, dijital yetkinliklerin dediğim gibi eğitimler sayesinde ama aynı anda tabii şirketlerde devam etmeli. Hayat boyu öğrenme aslında şimdi bu dönemde daha da çok önem kazandı. Hatta önemle birlikte hızının da artırılması gerekiyor çok yönlü olarak. Ama belki şunu demek lazım, yani dijital yetkinlikler önemli, dijital teknolojiler aslında insan için. Peki yani bunun hangi anlamda da dijital devrimin, dijital çağın diyelim, olumsuz etkileri var mı insana ona baktığımız zaman? Dolayısıyla hangi dijital yetkinlikleri de dahil etmemiz gerekiyor eğitimimize? Yani şöyle söyleyebiliriz, olumsuzluğu var mı? Şöyle var, yapılan araştırmalara da baktığımız zaman aslında dijital korkunun arttığını görüyoruz. Dijital yalnızlığının arttığını görüyoruz. Ya da dijital burnout kavramına daha farklı bir boyut kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla biz yetkinlikleri edinirken kendimizi aslında aynı anda insan olarak da update etmemiz lazım. Sadece programları değil, sadece software değil. İnsan olarak da kendimizi update etmemiz gerekiyor. Dijital yetkinlikleri kazanarak ama kendimizi de yetkinlik olarak böyle bir çağda sistem crash'ı yaşamamak için devam edebilmek için yolumuza ve bütün bu karmaşanın içinde multitasking'in olduğu ortamda gerçekten insan olarak da ayakta kalabilmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Özellikle burada update stratejileri diye konular özellikle güncel araştırmalarda çok farklı bir önem kazanmış durumda. İşte optimist olmak, kabul etmek, özgüveni daha farklı geliştirmek, her şeyi ben yapamam düşüncesi, uzmandan yardım alma gibi ya da dijital detox yapmak. Yani çok önemli tabii. Bu detox artık yani dijital kavramla da bütünleştirildi. Doğru anahtarı doğru zamanda bulmak, farkındalığı arttırmak, biraz durup frene basıp nefes almak ve dijitalleşmenin içinde kaybolmamak çok önemli. Çünkü artık remote work'la uzaktan çalışmayla hayatımız gerçekten alt üst oldu. Dijital yetkinlikleri aynı anda evde de kullanmamız gerekiyor. Sadece artık iş yerlerinde değil. Ben şu an evden evet bağlanmış durumdayım sizlere. Evet, belki şunu söylemek gerekiyor. Biz kendimizi tabii update etmek zorundayız. Ama en önemlisi de evet gerçekten yarını değil de önce bugünü bir görmemiz gerekiyor. Burada da ortak olarak yapacağımız çok şey var. Çünkü belki son not olarak şunu paylaşmakta yarar görüyorum. Dijital rekabet sıralamasına baktığımız zaman yani ülkemizin tablosunun çok iyi olmadığını görüyoruz. Bu araştırmaya katılan 63 ülke arasında ülkemiz 52. sırada yerine geçen yıl aldı. Dijital rekabet sıralamasında farklı bileşenler göz önünde bulundurularak yapılan bir araştırma. Bu gerçekten üzücü bir tablo. Son yıllara baktığımız zaman da aslında bu konuda hep ortalama 50. sırada yer aldığımızı görüyoruz. Artık zıplamamız gerekiyor. Burada işte insana yatırım yaparak, birlikte o dijital ekosistemi oluşturarak, sanayiyle odaklı olarak çalışmalar yaparak onu yarından bugüne yakalayabiliriz ama yarını yakalamak bence daha önemli. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani şunlara değindiniz. Bir kere çok farklı yönlerde kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Osman Bey bunu T şeklinde tanımladı. Hani hakikaten bir de belirsizlik çok fazla, muğlaklık çok fazla. Bu arada da çevik olmayı gerektiriyor. Yani dijital çağda hızlı değişiyor. O zaman hani bizim çok farklı yönlerde muğlak bir ortamda çevik bir yapıya sahip olacak eğitim sistemlerine de sahip olmamız gerekiyor. Siz kendi üniversitenizde bunu kurarak aslında bu bölümü ayrı bir bölüm olarak değerlendirerek bir adım atmış durumdasınız. Ve akademisyenler, hani akademisyen olmak hakikaten bir gönül işi. Siz zaten 24 saat çalışıyorsunuz. 24 saatiniz daha öncesinde de bizler gibi işte evimiz ayrı, ofisimiz ayrı şeklinde değildi. Çalışmalarınız sürekli devam ediyordu. Belki sizin için evden çalışma çok uzak bir kavram değil diye düşünüyorum ama Osman Bey'e dönerek
şunu sormak istiyorum. Şimdi bugünlerde artık iş yaşamı için de evden çalışma, çünkü siz dijital yetkinlikler firmanızda bir miktar değindiniz. İşte pandemiyle çok önemli bir noktaya geldi ve bunun bazı kalıcılıklarının olacağı, evet, ya bu şekilde de olabiliyormuş, evden çalışarak da devam edilebiliyormuş işimiz, devam ediyormuş işimiz. Zer duruma geçtik. Bu durumda da tabii 24 saat işimizle beraber olacağımız anlamına geliyor. Sosyal yaşantımızın bir parçası olacağı anlamına geliyor. Hani Festo Global'de ne gibi bir değişimler bekleniyor bu konuyla ilgili? Eminim ki çalışmalar vardır. Siz ne Türkiye'de ne tip çalışmalar yürütüyorsunuz? Bizim ekiplerimiz evden uzaktan çalışmayla çalışabilecekler mi acaba? Ben olumlu düşünüyorum Sami Bey, yani bir kere. Ama dediğiniz gibi COVID süreci bize bir kere bazı konuları çok hızlı tetikledi. İvmelendirme konusunda acayip yardımcı oldu. Yani bu süreçte baktığınız zaman pek çok çalışanımız satıştan finansa, projeye kadar uzaktan çalıştılar. Sadece mavi yakalı personeli, çok da hoşlanmıyorum mavi yaka demeye, ama ürüne dokunan lojistik veya üretim personeli mecburen burada çalışmak durumunda kaldı. Ve bunların getirdiği bazı riskler var. Yani kabul edilebilir durumlar var, kabul edilemeyen durumlar var. Ama bizim gibi şirketler altyapısı gereği ve çalışma şekli itibariyle dünya genelinde de her zaman için uzaktan çalışmayı, birazcık da esnek çalışmayı desteklediğimiz için bu geçiş daha hızlı oldu. Bunu da başarıyla bir şekilde yürüttüğümüzü görüyoruz. Ama tabii ki bu bitti mi? Hayır. Önümüzde esnek çalışmalara ilişkin ve bunun getirmiş olduğu bazı riskler var. Çalışanlardaki dediğiniz gibi karşılıklı güven ortamı, duygusal bağ, ekip olabilme, sürekli bağlantılılık haliyle zihinsel yorgunluklar, burnout'a kadar gidebilen durumlar oluşuyor bazı global ülkelerde. Özellikle Uzak Doğu'da bunları biz gördük açıkçası. Burada ayrıca yöneticilerin de değişmesi gerekiyor. Çünkü biz klasik Türk yöneticileri sabah 8 akşam 6 yerindeyse çalışır mantığından çıkıp gerçekten çıktılara, gerçekten verilen performansa odaklanmak için yöneticilerin de anlayışını ve davranış modellerini değiştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun ama getirdiği bazı konular da olabiliyor. Verinin güvenliği veya hukuki konular, esnek çalışmayla birlikte iş yerinde misiniz, değil misiniz? Dolayısıyla bunların hepsiyle ilgili ciddi şu anda ajanda dolu. Yapılması gereken konular var. Ama bizim için öncelik yine insan. Personelin birbirleri arasındaki etkileşimleri için biz COVID sürecinde de çok güzel şeyler yaptık. Örneğin COVID sürecinde bütün imalat ve lojistikteki arkadaşlarımız çalıştılar. Hafta sonları da çalıştılar baktığınızda. Satış ve evden çalışan ekip bir teşekkür videosu hazırlattık. Çünkü bazen adaleti sarstığınızı düşünüyorum. Yani COVID sürecinde lojistikteki personeliniz gelecek, üretimdeki gelecek ama beyaz yaka gelmeyecek. Birazcık burada bazı dengesizlikler var. Bu dengesizlikleri telafi edeceğimiz adaletli sistemlerin geçirilmesi veya oluşturulması, en azından birbirine insanların saygısının oluşturulması bu anlamda çok güzel. Dolayısıyla dünya genelinde de önce olduğumuz bizim, bu video güzel bir örnek oldu çünkü, buna benzer bazı çalışmaları yapabiliyoruz. Burada çalışan arkadaşları bazen motive edebiliyoruz ama şu anda ofise baktığım zaman bile yarısı boş. Temel olarak baktığımız zaman. Dolayısıyla hani biraz önce de dedik ya, değer bu koca bina bir değer mi bizim için? Gerek var mı buna? Yoksa herkes artık işini gerçekten yerinde yapabilir mi? Bizim için çıktı olan o işin yapılması, o işin şirkete değer yaratması, arkadaşların motive olması, takımın bir araya gelmesi, takımın birliğini koruması. Dolayısıyla konuştuğumuz konular, eskiden de konuşuyorduk bunları ama bu COVID süreci bizleri hızlandırdı, bizleri biraz da motive etti. Dedi ki bu iş oluyor. COVID sürecince yaklaşık olarak her sabah akşam online eğitimler düzenlendi arkadaşlar. Dolayısıyla şu andaki bilgi seviyesine baktığım zaman 3 ay içerisinde bile ciddi oranda bilgi seviyelerinin arttırdığını görüyoruz personelin. Nasıl yaptık bunu? Zaman
çok daha efektif, çok daha ne diyelim kısa bir süreç içerisinde yaptık bunları. Dolayısıyla bu tür o faaliyetler ne diyelim dijitalleşmenin de tabii ki destekleriyle daha da hızlanacağını düşünüyorum. Ama tabii ki birazcık daha zamanımız var. Çünkü ister yöneticilerin, ister çalışanların esnek çalışmaya ilişkin birazcık daha sindirmesi gereken, bizlerin de yapması gereken ev ödevleri var. Bunlar da olunca ama ben değişimi yaşayacağımızı düşünüyorum. Ve Türk insanının da buna en iyi, en kısa sürede adapte olacağını düşünüyorum. Bakın kısa bir örnek de vereyim. Almanya'daki eğitim sistemi COVID sürecince gerçekten kilitlendi. Liselerin çoğu eğitim veremedi. Haftalık ödevler verilip WhatsApp'tan kontroller yapılmaya çalışıldı. Tamam, Türkiye'de biraz özel okullar, biraz maddi imkanların da vermiş olduğu destek var ama Zoom toplantıları, efendime söyleyeyim beden eğitimi dersini Zoom'dan yaptı çocuklar. Tamam, işte biz bu adaleti sağlayabilirsek, yani toplumun eğer hepsi bunu yapabilirse bence o zaman 10 numara olur. Dolayısıyla buna reaksiyon veremeyen toplumlar olduğu gibi Türkiye'de belli bir grup burada reaksiyon hızını oldukça iyi bir şekilde verdi. Bunun gibi örnekler arttırılabilir ama temel olarak yani benim düşüncem artık bizim gibi işletmelerin, Türkiye'nin de bu yeni profile bağlı olarak, yeni işe bağlı olarak üretim düşüncesinden biraz daha fazla tasarım düşüncesine geçip o değer odaklı mantıkla, dijitalleşmeyle beraber kullanıp tasarım odaklı düşünebilmemiz lazım. Çünkü bu şu andaki dünya bunu gerektiriyor. Personel de bu şekilde düşünmesi gerekli. Bu araçların da destekleyici mekanizma olarak geliştirebilirsek bence bunu başarıyla yaparız. Teşekkür ederim. Osman Bey, biz de çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Bey, siz dijital yetkinlikleri nasıl bakıyorsunuz? Neler olarak görüyorsunuz dijital yetkinlikleri ve geliştirilmesi gereken dijital yetkinlikleri? Uzaktan çalışmaya siz ve şirketinizde olumlu bakıyor musunuz? Teşekkürler. Şimdi ben hem Dilek Hocam'ın hem de Osman Bey'in de bir iki saptamasını destekleyecek ya da ekleme yaparak bu soruya cevap vermek istiyorum. Dilek Hocam iki tane güzel terim söyledi. Dijital korku, yanlış duymadıysam tabii bazen gidip geliyor benim. Dijital korku ve dijital detoks muydu? Değil mi? Yanlış duymamışım. Osman Bey de adalet üzerine kurdu bu şeyleri. Mavi yakaların veya beyaz yakaların artı evden çalışırken işte ki performans, insanları nasıl kontrol edeceğiz? Ya şimdi şurada baktınız, bu iki saptamanın özünde ne görünüyor? Yani her şey insana bağlı. Bakın bunların hepsi insana bağlı. Korku da, yani makineler korkmuyor ki. Robotlar, yapay zekalı şeyler, sistemler, otomasyon sistemleri hiçbirisi korkmuyor. Bozulmaktan dahi korkuları yok. Sevilmemekten korkuları yok vesaire vesaire. Veya Osman Bey'in bahsettiği gibi işte suistimal edebilecek durumları yok. Demek ki her şey insanda bitiyor. Şimdi bizim o yüzden iki şeye dikkat etmemiz lazım. Bir, insanın bir şeyi teyit etmesi lazım. Burada demesi lazım ki arkadaşlar, biz teknoloji bizim için faydalı ve bir şey daha getiriyor. Adalet dedi, eşitlikçi dedi Osman Bey. Eşitlikçi bir yapı getirdiğine kesin inanmamız lazım. Çünkü teknolojide şöyle bir şey. Yani saptamaları nettir. Mesela bizimkinin de bu arada soruya cevap bizim şirketimizden de bir örnekle vermiş olacağım. Mesela kim kaç teklif hazırladı? Biz bugün kaç tanesini başarıya ulaştırdık, aldık veya daha önce teklifçilerin kaçı kabul gördü? Bunların hepsini görebiliyoruz. Mesela biri diyor ben çok çalıştım falan diyor da bakıyorum ben gülümseyince o bu rakamları gösterince kendisi hemen mesela tamam diyor falan diyor. Bir şey diyor. Çünkü görünüyor yani rakam ortada. Onun için teknoloji net ve duygusal değil. Ama insanlarsa duygusal. Şunu unutmamamız lazım. İnsanlar aslında doğduğu günden, ilk insanlığın başlangıcından bugüne kadar duygusal olarak değişmiyorlar. Yani 300 yıl önceki insan da kızıyordu, nefret ediyordu, seviyordu, kıskanıyordu, istemiyordu vesaire. Şimdiki insanlar da öyle. Ama yaşam şekilleri ve biraz bakış açıları değişiyor. Bakış açısıyla duygular ayrı şeylerdir. Dolayısıyla onlar da teknolojiyle değişiyor. Teknolojinin hedefi ne? Bana göre şu. Dünyada bir gün
bir gün insanın tamamen çalışmadığı noktaya kadar giden bir yolculuk bu. Yani bugün biz 50 yıl öncesine göre daha az çalışıyoruz. Onların çalışmalarını görseniz zaten yanarsınız yani. Ne bileyim, yani ben bir tane sunumum var orada. Charlie Chaplin'in Endüstri 2'deki bir hikayesi var. Yani burada şimdi göstersem zaten kimse çalışmaz o fabrikada yani. Bildiğimiz İngiltere'deki o ilk zamanlardaki fabrikalar. Şimdi dolayısıyla bu insanın değişimi biraz önce de hani söyledik ya teknolojiyle oluyor. Ama duygusal olarak demiyorum tekrar önce. Bu duygusal olarak dediğim şeyler keyif alma da değişmiyor insanlarda. Yani bir müzikten 300 yıl öncekiyle şimdiki veya 600 yıl sonraki insan da aynı keyfi alacaklar. Çok popüler olan konular haricinde. Örnek Mozart'ın mesela bakıyorsun o zaman da dinleyen var. Şimdi de var. Gelecekte de dinleyen var. Ama o Mozart zamanındaki fabrikada kimse çalışmak istemez. Şimdiki fabrikalarda 600 yıl sonra zaten çalışsan olmaz. Çalışırsan niye çalışıyor? Nedir bu adam? Ya bu köle mi falan der. Hani onun için ama 600 yıl sonra da %100 eminim Mozart'ın parçaları söylenecek, dinlenecek. Belki biraz revize edilecek. Yani bu demek ki insanın yaşam şekli ve iş hayatı değişiyor. Duyguları değişmiyor. O zaman da teknoloji bizim için bulunmaz bir nimet. Çünkü bizi mutlu etmeye yarıyor. Hani ben hocamın şeyine katılıyorum, korkuyor. Korku ne zaman olur? Korku bilmezseniz olur. Zaten kendisi de söyledi hocamın, Direk Hanım söyledi. Korku bilmediği için dijital korku oluşuyor. Bilmezseniz bir şeyi korkarsınız. Yani zor, bilmediğiniz bir ders olsa hocamdır o, mesela bilir. O zor gelir. Korkar insan, çekinir. Korku derken illa eyvah ne yapacağım değil ama çekinir. İşlerde de öyledir. Projelerde de öyledir. Bir konuya girmede de öyledir. Ama korkmazsanız çok rahatlıkla halledersiniz. Onun için burada da teknolojiye biz sıcak bakmazsak korkma riskimiz var. Korkarsak ne olur? İşte Osman Bey'in de dediği gibi, Dilek Hocam'ın da sizin de söylediğiniz gibi bu gelişmeyi sağlayamayız. Biz dünyadaki o oyunculardan hani oyunu kurallarını koyanlardan değil de kurallarını koymuşları oynayanlardan oluruz. Yani birisi kural koyar, biz de onları oynayanlardan oluruz. Onun için korkmamamız lazım. Çünkü teknoloji bize gerçekten, bana göre teknolojinin hiç getirdiği bir zarar yok bakın. Yani ben şeye inanmıyorum. Sadece insanlar bunu kötüye kullanıyorsa, ki ben zaten hep öyle düşünüyorum, o zaten insanların hatası. Ya tekeri buldu, kötüye kullandı, silah buldu, kılıcı buldu, bir şeyi kesmek için bıçağı buldu. Bunu insanı kesmek için kullanırsa ya kılıç mı suçlu ya? Değil mi? Veya silahı bulduğumuz mesela avlamak için vahşi hayvanları. Bunu insana çevirdiysen o mu suçlu? Drone'u aldın, pizza getirmek de var. Bir silah getirip birini vurmak da var. Yani drone kendisi mi ben gideceğim ya şunları şey yapacağım. Onu programlayan, onu yönlendiren bir insan var arkada. Yani insandan korkmamız lazım ki zaten yanlış anlamayalım. Hep insanlardır bunun sebepleri. Onun için hani burada teknolojiyi, ben bunu niye söylüyorum? Çünkü teknolojiden uzaklaşıyor sanatçı. Bir bakıyorum bir tane Instagram'da yani ben dijital istemiyorum. İşte gelmeyecekler, beni izlemeyecekler. Ya şu anda tiyatrolar bile dijital ortamda ben yayın yaparım demeye başladılar. Sanatçılar konser verdiler. Belki bunu geliştirecekler 1 liraya daha ucuza. İnsanlar gidemedikleri konserleri yılda bir kere, iki kere, üç kere diyelim bütün dünyadaki 3 milyar insan izleyecek. 0.1 dolardan mesela izleyecek. Ya izleyeyim diyecek, o keyfi alacak. Çünkü belki hiçbiri gidemeyecek bu kadar. En fazla gitse 10 milyon kişi gidecektir mesela her ülkede yapılsa bile. Bu kötü bir şey değil. Bu yeni yaşam şekli. Buna adapte olması lazım. Sanatçının da, hukukçunun da, mühendisin de, hepimizin, hocalarımın da, hepsinin. Mesela Zoom'dan söyledi Osman Bey, hocam da vermiştir birçok. Hatırlıyorum bir görüşmemde çok yoruldum. Ya şimdi daha fazla yoruluyoruz dedi. Çünkü akşamlara kadar ders koyuyoruz. Çünkü çok rahat. Biz de şirketteki arkadaşlar diyor. Ya diyor bir baktım 5'te hemen bir tane şey koydunuz falan. Ya iftar vaktiydi falan diyor. Yani saati kalmadı doğru
Ama teknoloji daha çok çalıştırıyor, şimdilik daha çok çalıştırıyor. Daha sonra verimi arttıracak. Ama daha sonra biz bunlardan daha az çalışacağız. Çünkü herkes teknolojik olursa, şu anda teknolojik insan sayısı az. Fiziksel çalışanlar daha fazla. Bu zihinsel çalışanlar sayısı artarsa işte o zaman rahat edeceğiz. Biz 8 saat değil de 10 saat değil de 3 saat çalışacağız. Sonra keyfimize bakacağız. Yetecek de o kadar. Çünkü neden? Hani dediğim gibi her şey dramatik olarak düşecek. Bir sanatçıyı gidip izlemeye ne bileyim işte 100 dolar vermek yerine .1 sentinden izleyeceğiz. Ha, çok istersek bazen de gideceğiz gerçekten göreceğiz onları. Bu da bizim için büyük bir keyif olacak. Ben hani şey dışında verdim, endüstri dışında ama endüstride de benzer şeyler zaten olacaktır. Bayağı uzattım ama benim deneyeceklerim bu kadar. Çok güzel bir noktaya getirdiniz aslında. Yani şöyle ben de şuradan örnekler vereyim. Yağmurdan sonra gelen toprak kokusu ya da işte denizin kenarında oturduk, kumsalda denizin iyot kokusu ya da işte eve girdiğimizde gelen yemek kokusu ya da bir kekin kokusu. Bunlar bizi farklı yerlere götürüyor ama yapay zekayı oraya bizim gittiğimiz yere götürmüyor. İnsan evet bunlar negatif gibi gözükse de insan duygusal, insan irrasyonel, insan mantıksız yani kurallara göre hareket etmiyor. Bu da bizi farklılaştıran noktalar hakikaten insan olarak. Teknolojinin henüz sahip olmadığı alanlar ve bizim aslında üretkenliğimizi, keşfimizi ortaya koyan noktalar Hüseyin Bey. Bu açıdan çok güzel bir noktaya getirdiniz. Keyifli bir sohbet oldu. Akşamüstü herkesin yorgun olduğu bir dönemdi, andı. Ama ben çok sizlerle bir arada olmaktan keyif aldım. Öyle olacağını düşünmüştük, öyle de oldu. Umarım dinleyicilerimiz de bizimle birlikte aynı keyif. Pardon Sami Bey, bu tür toplantıların bir avantajı da interaktifliğin maksimum düzeyde olmasıdır. Evet. Ben orada bir soru gördüm, dayanamıyorum evet, yani. Tamam. Çünkü kime sorulmuş bilmiyorum ama orada bizi izleyen arkadaşımızı bazen böyle toplantılarda göremiyoruz, el kaldırmıyor vesaire ama burada hazır var, onu hani belki es geçmeyecektiniz ama hatırlatmak istedim. Evet. Böyle bir çok, soru çok, var. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani ben hakikaten söylediğiniz gibi es geçmek üzereydim aslında. Hatırlatınca dikkatimi çekti. Hizmet sektörünün özellikle seyahat ajantı hizmeti dijitalleşme nasıl yenilik getirecek diye bir soru var. Bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı acaba? Kısa bir şey bari söyleyeyim ben. Şimdi nasıl ki biz eğitimde Zoom'dan yaptık, belki bundan sonra daha detaylı olarak birebir de özel bir seans, belki ücretli olacak, şu olacak. Birebir anlatabilir mesela oradaki hizmet sektörün, bakın bir avantaj bu. Şimdi mesela tatile gitmek istiyor, buradan kalkacağım, gideceğim. Benim gibi çok yoğun bir adam gidip belki seyahat temsilcisiyle görüşmek imkanım yoktu. Ama ben mesela imkanım olabilir. Bir 10 dakika, 15 dakika hemen bağlanıp beraber ya şöyle miydi, böyle miydi deyip bu bir avantaj işte mesela. Veya bunun daha sonraki aşaması dijital bir yardımcı asistanın olması. O yüzden gerçekten sadece endüstride ya da başka bir alanda bir değişim olduğunu düşünmememiz lazım. Her alanda. Her alanda değişecek. O yüzden onları dramatik de etkileyecek açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Umarım bir başka etkinlikte, umarım ki COVID'siz bir ortamda, hiç fark etmez dijital olabilir, bir araya gelmekten de çok mutlu oluruz. Tekrar görüşmek üzere diliyorum ben. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.